Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte programsız, yani bilgisayarınızın kendi özelliği, yani programsız bir şekilde nasıl bilgisayar hızlandırılır ve FPS arttırılır. Yani böyle benimki gibi bilgisayarları olan, yani yılına göre çok iyi bir bilgisayar olan, yılına göre 2009 yılında üretildi benimki. 2009 yılında falan aldık işte. 11 yıl falan oluyor. Yani güçlü bir bilgisayar. 4 GB RAM'i falan var. 64 bit hızı falan var. Ama şey yok. Yani eski olduğu için pek fazla ayak uyduramıyor. O yüzden nasıl şimdi bilgisayarı hızlandırabileceğimizi göstereceğim. Yani böyle demiyorum ki böyle çok yavaş 2 dakikada 3 dakikada ancak Chrome açılan bir bilgisayara böyle 30 saniyede falan açılacak diye bir şey demiyorum. Yani 30 saniye falan, 1 dakika falan, böyle biraz daha performansı yükselir bilgisayarın. Anladınız mı? Öyle söylüyor. Öyle diyeyim. Şimdi benim bilgisayarım normalde böyle Chrome'u falan açıyorum. 5-6 saniyede falan açılıyor. Böyle bunun böyle hızlı olduğuna bakmayın. Bilgisayar tam açıldı. Yani şu anda ne oyun açtım ne bir şey açtım. En yüksek şeydi şu anda. En yüksek performansı veriyor şu anda. Ayarladım falan. Şimdi buraya geliyoruz ve çalıştır yazıyoruz. Sonra enter diyoruz ve buradan böyle bir şey çıkıyor. Burada başka bir şey yazabilir. Bu çıkabilir. Bunu şey yapıyoruz, siliyoruz ve temp yazıyoruz. Tamam, enter'a basıyoruz ya da tamama tıklıyoruz mouse'la ve bunlar geliyor. Bütün bunlar gereksiz dosya, anladınız mı? Bilgisayara zarar veren dosyalar bunlar. Bunları siliyoruz. Sil. Devam. Şimdi silindi hepsi. Geri dönüşüm şeyini boşalt. Devam. Yani şimdi şey oldu. Sonra bir daha tam şey yazıyoruz. Çalıştır yazıyoruz buraya. Bir daha çalıştır yazıyoruz. Geldi. Bu sefer siliyoruz ve şey koyuyoruz. Yüzde işareti koyuyoruz. Bu yüzde işaretini nasıl koyuyoruz? Göstereyim hemen. Bakın şimdi. Şu enter'ın altında şey var. Bir tane böyle dikdörtgen şeklinde tuş var. Shift. Ona basıyoruz. Sonra da 5 yapıyoruz. Yani 5'e basıyoruz. Ve böyle oluyor. İki tane shift tuşu var zaten. Biri solda olmak üzere. Bir de enter'ın altında olmak üzere. Shift yüzde işareti böyle yapılıyor. Şimdi yapıyoruz tekrar. Sonra temp yazıyoruz. Sonra tekrar şey yapıyoruz ve tamam diyoruz. Böyle bir yer geliyor. Bunların hepsi yine gereksiz abi. Mesela Zula Temp diyor. Gözüme şey var. Galiba bunlar fotoğraf. Bilmiyorum. Yani gereksiz olan dosyalar bunlar. Hepsini siliyoruz abi. Gereksiz olduğu için. Bunu tamam. 500 MB falan şey oldu. Şunu da silelim. Sil. Tamam. Bu da bitti. Sonra abi. Devam. Sonra bilgisayara tıklıyoruz. Bakın burada yerel disk C ve D yedek diyor. O benimki başka bir şey olduğu için. Özelliklere geliyoruz. Özelliklere. Burada diski temizle var. Ona basıyoruz. Diski temizleye basıyoruz. Ne? Ha. Şimdi birkaç dakika sürebilir sizin şeyler. Şimdi bunların hepsini siliyoruz abi. Bunların hepsine tik yapıyoruz. Sonra tamam diyoruz. Evet, siliyoruz abi. Bu sizin bilgisayarda daha hızlı yani daha yavaş olabilir. Bilgisayarın
hızına bağlı bu. Bilgisayarın performansına ve hızına bağlı olduğu için. Şimdi temizliyoruz. Diğerini yapmayabilirsiniz. Yani isteğe bağlı diğeri. Bir de şimdi FPS oyunlarında nasıl arttırılır? Ben Zula için göstereceğim. Zula için göstereceğim. Şimdi temizlendi abi. Bundan çıkıyoruz. Sonra geliyoruz buna. Özelliklere diyoruz. Diski temizle diyoruz. Şu ikisini silelim. Zaten evet. Ne oldu? Tamam abi, temizlendi. Bakın, şimdi daha hızlı oldu. Gördünüz mü? Daha hızlı açıldı. Biraz daha hızlandı. Yani bilgisayarın performansı biraz daha iyi oldu. Mesela şimdi arka arkaya yeni bir sürü şeyi açalım. Google. Tüm pencereleri kapa bir dakika. Şimdi bunu aç. Sonra bir şey yap. Sonra tekrar yeni pencere. Yeni pencere. Bir dakika şöyle yapayım. TTT. Niye olmadı ha? Şimdi olacak. Bir sürü şey açalım. Gördüğünüz gibi hızlı. Yani hızlı. Şaftı kaydı bir dakika. Videonun şaftı kaydı. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Tamam oldu. Şimdi bütün sekmeleri kapatalım. Şimdi Zula, ben Zula için göstereceğim. FPS nasıl şey. İlk başta sağ tık yapıyoruz. Sonra dosya konumunu aç diyoruz. Sonra burada bir sürü şey çıkıyor. Buradan game'e tıklıyoruz. Game'den bakın burada iki tane config var. Şu config'in yanında böyle bir tane ayar şundan var. Buna tıklıyoruz. Ve burada bütün oyun ayarlarınız yazıyor. Burada ne kadar ekran, grafik falan neyleri kullanıyorsun. Bütün hepsini ayarlayabiliyorsun. Sensitivity falan mı olsun. Her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi. Ve burada ne diyor? FPS kilidi. Yani kaç FPS kilidi? 100 mesela. Böyle bilgisayarı kötü olanlar 60 yazsın. 60 yazıp bir dakika şunu bir aşağı alabilir miyim? Hem 60 yazıp bakın burada dosya diyor. Buradan kaydede tıklayacaksınız. Böyle olacak. Ben 100 yapacağım. Yani 100'ü zaten 100'e zar zor geliyor da. Kaydet ve oldu abi. Bu kadardı videomuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone yani bir abone falan düşüyorum nedense. 53 abone falan oluyorum. Sonra 52'ye tekrar düşüyorum. Ve videolarımda böyle kasmalar oluyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bir tane arkadaşım OBS nasıl kullanılır diye bir tane video atacak. Onu bekliyorum. Ondan sonra OBS kullanmayı bir şekilde mecburen öğrenmek zorundayım artık. Çünkü 10 dakika böyle sıkıntı oluyor. 10 dakika falan bazen şey oluyor. Sonra videoyu editlemek falan gerekiyor. Montajlamak gerekiyor. Onlara uğraşıyorum. Daha fazla süre alıyor benim için. Ve OBS Studio'yu neden kullanmıyorum diye arkadaşlar sorarlarsa. Yani kullanımı zor diye. Çünkü kullanmayı bilmiyorum. O yüzden. Yani çözemedim daha doğrusu. Çözemedim. Böyle bir sürü şey falan yapınca ekran geliyor. Ama ekran çok küçücük oluyor. Böyle belir şu kadar, şu kadarlık bir dakika. Şu kadarlık bölümünü falan alıyor. Şeyle gösterdiğim yeri. Yani çok garip olduğu için yapamıyorum. Bundan sonra yapmaya çalışacağım. Her şey sizin için. Yani siz daha iyi videolar izleyeseniz diye bu kadar emeğe falan giriyorum. Yani abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğimin karşılığı olarak.